Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu zayıf etkileşimler olacak arkadaşlar. Daha öncesinde güçlü etkileşimleri tamamlamıştık. İyonik, kovalent ve metalik bağdan bahsetmiştik. Şimdi moleküller arasında oluşacak etkileşimlerden bahsedeceğiz hep birlikte. Peki neler olacak başlıklar olarak? Van der Waals bağları ve hidrojen bağları diye ikiye ayırmıştık. Hani kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırırken. İşte bunların detaylarına gireceğiz. Ardından da bu etkileşimlerin fiziksel özellikler üzerindeki etkisinden bahsediyor olacağız. Kaynama noktası mesela nasıl değişir? Etkileşimin türü değiştikçe bunun üzerine konuşuyor olacağız arkadaşlar. Ve tabii ki de ödevlerimiz bizi bekliyor olacak. Bu dersten sonra bizim kazandıklarımız neler olacak? Neleri görmüş olacağız? Şimdi güçlü ve zayıf etkileşimlerin arasındaki farklarla birlikte öğrenmiş olacağız. Ne zaman güçlü, ne zaman zayıf etkileşim diyoruz. Bunları değerlendireceğiz. Zayıf etkileşimin de alt türlerinden bahsetmiş olacağız. Ve bunların madde kimliğiyle ilişkisi açıklayacağız. Hani polarlık ve apolarlık konusundan bahsetmiştik ve üzerinde de durmuştuk. Çok önemli. Bak buraya dikkat edin demiştik ya. İşte orası yine karşımıza çıkacak ve çok önemli bir yere sahip olacak. Ardından da bu fiziksel etkileşimler, yani zayıf etkileşimlerin kaynama ve çözünürlük gibi önemli fiziksel değişimler üzerindeki etkisini incelemiş, araştırmış olacağız. Ardından da tabii ki size ödevlendirmemiz bekliyor olacak. Nereden ödevlendirmemiz? Dinamo kimya arkadaşlar. Temel kaynağımız zaten. Burada Tesra 15-21 arasında çözülmemiş yer bırakmıyoruz arkadaşlar. Şöyle içindekiler kısmından da bir bakalım neleri yapmıştık şimdiye kadar. Hangi yolları kat ettik? Onları değerlendirelim. Bak ilk iki üniteyi zaten tamamladık. Üçüncü ünitede de kimyasal türler, güçlü etkileşimler bitti. Şimdi üçüncü bölüm, yani zayıf etkileşimleri tamamlayacağız. Sayfada 121'den 128'e kadar burada bitirilmemiş yer kalmasın arkadaşlar. Neler var peki karşımıza, neler çıkacak kaynağımızda birlikte onlara bakalım. Burada arkadaşlar her sayfada bir tane şöyle çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Çözümlü örnek konuyla ilgili aslında bizi bilgilendiren kısım olacak. Ve her bir çözümlü örnekten sonra 4 tane de soru. Orada çözülen soruyla ilgili bizi bekliyor olacak. Bunları çözdükten sonra da tabii ki bayağı bir yol kat etmiş olacağız. Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik bölümlerimiz ve sorularımızın da olduğunu görüyoruz. Ve ardından da tarama testini tabii ki çözmemiz yine bizim faydamız olacak. Sonrasındaki dersimizde de maddelerdeki fiziksel ve kimyasal değişimler üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi o zaman haydi dalalım dersimize. Etkileşimleri nasıl sınıflandırmıştık arkadaşlar? Önce bu onun üzerinde duralım. Güçlü ve zayıf etkileşim olmak üzere ikiye ayırmıştık. Demiştik ki güçlü etkileşimler kimyasal bağlardır ve iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3 tane alt başlığı vardır. Hani demiştik ki iyonik bağ metal ametal arasında, daha doğrusu katyon anyon arasında oluşur ve elektron alışverişiyle meydana gelir. Kovalent bağ ametal atomları arasındaki elektron ortaklaşması sonucu oluşur demiştik ve metalik bağ da elektron denizi ile metal katyonları arasındaki etkileşim olarak değerlendirmiştik. Şimdi burası güç. Gücünü nereden anlıyoruz arkadaşlar? 40 kilojül bölü mol gibi bir sınır enerji değerimiz var. Eğer bunun üzerinde bir enerjiye sahipse güçlüdür. Onun altındaysa genellikle zayıf etkileşimdir diyeceğiz ve burası bizim bu dersimizde üzerine yoğunlaşacağımız kısım olacak. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağlar adını da vereceğiz arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki güçlü etkileşimler molekül içi bağlardır. Yani atomların kendi arasında oluşturduğu bağlardır. Ama zayıf etkileşimler, hani sınıflandırma yaptığımız dersten de hatırlarsanız demiş ki eğer işin içerisinde molekül varsa ve moleküller arasındaki etkileşimden bahsediyorsak burada zayıf etkileşimler devreye girer. Burayı da iki başlıkta inceleyeceğiz. Van der Waals ve hidrojen bağı olmak üzere. Gelince tekrar söyleyeceğiz bunu. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür arkadaşlar. Bak zayıf bir etkileşim hala daha güçlü değil ama zayıfların en güçlüsü hidrojen bağı. Zayıfların zayıf kısmı da Van der Waals etkileşimleri oluyor. Bunu da dipol dipol, iyon dipol, dipol indüklenmiş dipol, İyon indüklenmiş dipol ve London çekim kuvveti olmak üzere 5 alt başlığı ayıracağız ve diyeceğiz ki London da zayıf etkileşimlerinde en zayıfıdır, olabilecek en zayıf etkileşim türü London'dır. Şimdi gelelim bunları nasıl sınıflandırıyoruz peki? Bir etkileşim karşımıza çıktığı zaman bunlardan hangisine ait olduğunu nasıl belirliyoruz? Şimdi arkadaşlar burada az önce gördüğümüz gibi aslında 3 tane kavram var. Bunların kombinasyonlarını isim olarak kullanıyoruz. Ne dedik? İyon kavramı var orada karşımıza çıkan. Eğer bizim karşımızdaki bir madde iyonik bir bileşik yapısındaysa, işte sodyum klorür veya magnezyum sülfat gibi, bu ne demek oluyor? İyonik bileşik iyonlardan oluşmuştur. Yani işin içerisinde katyonlar ve anyonlar vardır. Mesela sodyum klorür ise sodyum katyonu ve klor anyonu vardır. Ya da magnezyum sülfatsa magnezyum katyonu ve sülfat anyonu vardır. Dolayısıyla eğer bu tane varsa biz bunları iyon olarak isimlendiriyoruz. Bak bu cepte.
İkinci durumumuz, eğer polar bir molekül varsa, bak polar kelime anlamı aslında bize her şeyi anlatıyor. Polar demek kutuplu demek arkadaşlar. Hani kutup İngilizce'de pol ya, oradan aklımızda kalabilir. Polar kutuplu demek oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki kutuplu yapıları, yani polar molekülleri biz dipol olarak adlandıracağız ki dipolün de kelime anlamı aslında zaten iki pol da kutuptan geliyor. İki kutuplu demek olacak. Peki neyi anlatıyor bu iki kutupluluk? Bu durumda neyi görmemiz gerekiyor? Burası arkadaşlar bileşikteki elektronegatiflik farkından kaynaklanan kısmi yüklenmeler sonucunda aslında kutuplar oluşuyor. Yani hidrojen ve brom arasında bir bileşik, bir molekül yapısı varsa, brom çok daha elektronegatif olduğu için şu bağ yapısındaki elektronları kendine daha yakın tutar. Şimdi bu bağdaki elektronlar broma yakın durduğu için brom kısmi olarak eksi, hidrojen ise kısmi olarak artı yüklenir. Benzer şekilde su molekülüne baktığımız zaman, hani şu elektron çiftlerinden ötürü su molekülü polar özellik gösteriyor demiştik ya, oksijen elektronegatifliğinden ötürü kısmi olarak eksi yüklenirken hidrojenler kısmi olarak artı yüklenir. Bak burada da iki tane kutup var. Burada da iki tane kutup var. Bu onun dipol olmasını sağlıyor. Eğer apolar bir molekül yapısından bahsediyorsak, bak hidrojen gibi ya da karbondioksit gibi. Şimdi burada kutuptan bahsedemeyiz. Yani kutupsuz bir yapı olacak karşımızda. Apolar zaten kutupsuz demek. Burada arkadaşlar diyeceğiz ki hani buradaki karbondioksit molekülünü düşünün. Ne tarafı artı ne tarafı eksi, böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü iki kenarda da oksijenler var. Ya da H2 molekülünü düşünelim. Bu taraf artı bu taraf eksidir deme şansımız yok. Dolayısıyla kutupsuz bir yapı var. Veya soy gazdan bahsediyorsak yine bir atomik yapı var elimizde. Dolayısıyla burada da herhangi bir şekilde kutuptan bahsetmemiz mümkün değil. O zaman kutuplanmış bir durum yoksa biz ona indüklenmiş dipol diyeceğiz. Tamam mı? Bak kutupluysa yani polarsa dipol, kutupsuzsa yani apolarsa veya soygazsa buna da indüklenmiş dipol diyeceğiz. Hocam nedir indüklenme? Ne alaka şu anda, yani indüklenmiş dipol dediğiniz nedir? Bunu açıklayacak olursak, indüklenme demek arkadaşlar kutupsuz bir taneciğin dışarıdan gelen bir etki sonucunda anlık olarak kutuplaşmasıdır. Bak anlık olarak, bu kendiliğinden bir kutuplaşması yok. Dış etki bunu geçici olarak kutuplandırıyor. Sonrasında eğer dış etki ortadan kalkarsa yine kutupsuz hale geri dönüyor. Ama mesela bir HCl molekülünde dışarıdan bir etkiye ihtiyaç yok. Oradaki elektronegatiflik farkı zaten o kutuplaşmayı sağlıyor. Bu yüzden ona da kalıcı dipollük adını vereceğiz. Mesela hidrojen molekülü, bak bunun kutupsuz olduğunu biliyoruz. Hangi taraf artı hangi taraf eksi, böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü ikisi de hidrojen. Ama dışarıdan bir artı yüklü cisim, artı yüklü bir tanecik bu moleküle yaklaştığı zaman elektronların artı yüke doğru yaklaşmasını, protonların da uzaklaşması, daha doğrusu elektronların sadece yaklaşması yeterli. Elektronlar yani negatif yükler bu tarafa toplanacak. Pozitif yükler de diğer tarafa toplanacak. Dolayısıyla normalde orijinalde kutupsuz olan bu molekül artık kutuplu hale gelmiş olacak. Ama bu geçici bir süre. Ben bu artı yükü ortadan kaldırdığım anda tekrardan kutupsuz hale geri dönecek. İşte bu anlık kutuplanmaya indüklenme diyoruz. O yüzden de apolar moleküller indüklenmiş dipol olarak adlandırılıyor. Yani geçici olarak kutuplaşmış diye adlandırılıyor. Hani bunu fizikteki etkiyle elektriklenme konusuyla da aslında ilişkilendirebiliriz. İndüklenme orada da aslında etkiyle elektriklenmenin karşılığıdır diyebiliriz. Biz buraya artı bir yüklü bir cisim yaklaştırdığımız zaman nötr bir metal çubukta eksi yükler artı yükün olduğu kısma toplanıyordu. Artı yükler de diğer uca toplanıyordu. İşte bu indüklenmenin karşılığıdır diyebiliriz. Ve diyeceğiz ki bir taneciğin taşıdığı elektron sayısı ne kadar fazlaysa polarlanabilme özelliği de o kadar yüksektir. Yani o kadar fazla indüklenir, o kadar fazla kutuplaşma söz konusu olur. Dolayısıyla mesela 7A grubu elementleri flor, klor, brom. Bunları düşündüğümüz zaman flor periyodik sistemde en yukarıda bunlar arasında. Dolayısıyla en az elektronun da var. O yüzden de en az kutuplanabilen, yani en az indüklenen flordur. Brom ise çok daha fazla sayıda elektron taşıdığı için çok daha fazla kutuplanır. Kutuplanması, yani indüklenmesi en yüksek olan bromdur diyeceğiz. Bak şimdi buraya kadar öğrendiklerimizden ötürü diyeceğiz ki polar molekül, mesela neyi verdik? HCl'yi örnek olarak verdik. Dedik ki bunun dışarıdan bir etkiye ihtiyacı yok ki, burası eksi burası artı yüklü, zaten bu şekilde. Yani kalıcı olarak kutuplanmış, kalıcı olarak iki kutuplu bir yapı var. Ama apolar moleküllerde böyle bir durum olmadığı için sadece anlık olarak kutuplanabildikleri için onlara anlık dipol adını da vereceğiz. Tamam. Özetleyelim arkadaşlar. İyonik bir bileşik varsa buna iyon diyoruz. Polar bir molekül yapısı varsa dipol diyoruz. Eğer apolar bir molekül yapısı veya bir soy gaz varsa buna indüklenmiş dipol adını veriyoruz. Peki bir soruyla burayı biraz daha anladık mı? Yoğunlaşalım bakalım.
aşağıdaki taneciklerin anlık mı yoksa kalıcı dipol mü oluşturduklarını belirtiniz. Bak bu cümle polar mı yoksa apolar mı bunu söyle demek oluyor. Kalıcı dipol ne demekti? Polar demekti. Yok, anlık dipol ne demekti? Apolar demekti. Şimdi bununla göre BH3 molekülü, hemen Lewis yapısını bir hatırlayalım. Bor 3A grubunda olduğu için hidrojenler şöyle yerleşiyordu. Bak BH3'ün molekül yapısına baktık. Kutuplaşma diye bir şey söz konusu değil. Çünkü 3 tarafında da hidrojen var. Hani elektronegatiflik farkı yok. Şu taraf artıdır, bu taraf eksidir diyebileceğimiz bir durum yok. O zaman bu molekül apolardır. Apolar olduğuna göre Lewis yapısını zaten şuraya da çizebiliriz hemen şöyle. Apolar olduğuna göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki dipollük anlık olarak gerçekleşir. Dışarıdaki etki kaybolduğu anda bu yine eski haline geri döner. pH3'e gelecek olursak pH3 5A grubundaydı. Fosfor daha doğrusu. Dolayısıyla hidrojenler şöyle yerleşecek. Fosforun merkez atomu olarak elektron çifti kalacak. Bu ne demek oluyor? Bu molekülün polar olduğu anlamına geliyor. Çünkü kutuplaşması kendiliğinden var. Burada fosfor kısmi eksi, hidrojenler ise kısmi artı yüklü. Zaten böyle. Dolayısıyla buradaki dipolleşme kalıcı olarak gerçekleşmiştir. CCl4 molekülü karbon 4A grubundaydı. Hemen Lewis yapısını şöyle çizelim. Klorlarımız var etrafa dağılmış ve tabii ki elektron çiftlerimiz var. Bunları yerleştirdikten sonra bakıyoruz. Ne taraf eksidir ne taraf artıdır sorusuna bir cevabımız var mı? Her tarafta klor var. Dolayısıyla burada kutuplaşmaya sebep olacak bir etki yok. O yüzden molekülümüz apolar. Apolarsa da bizim dipollüğümüz ancak anlık olarak gerçekleşebilir diyeceğiz. Burada kalıcı bir dipollük beklemiyoruz. Yani o zaman dipol indüklenmiş dipol olarak değerlendirirsek anlıksa indüklenmiş dipol, kalıcıysa dipol, anlıksa indüklenmiş dipol şeklinde bunu yine yorumlayabiliriz. Gelelim Van der Waals bağlarında moleküller arasındaki bu etkileşimlerin türlerini sınıflandırmaya, değerlendirmeye. Arkadaşlar diyelim ki bize dedi ki iki tane polar molekül var. İki tane hidroklorik asit molekülü var mesela. Şimdi neyi biliyoruz? Bunlar polar olduğuna göre kalıcı dipoller var. Yani dışarıdan bir etkiye ihtiyacı yok. Burası kısmi olarak artı, burası kısmi olarak eksi. Benzer şekilde burası artı, burası eksi yükle yüklenmiş durumda elektronegatifliklerinden ötürü. Şimdi şunu karıştırmıyoruz. Bak şu bağ kovalent bağ arkadaşlar. Hatta polar kovalent bağ çünkü molekülün içerisinde yer alıyor bu. Dolayısıyla bu dipol dipoldür demiyoruz. Dipol dipol nerede oluşacak? Birinin kloruyla diğerinin hidrojeni arasında oluşacak etkileşim dipol dipoldür diyeceğiz. Nereden geldi dipol dipol ismi? Şimdi ikisi de polar olduğuna göre polar moleküllere dipol adını veriyorduk. Her ikisi de polar olduğu için etkileşimin türü dipol dipol etkileşimi adını aldı arkadaşlar. Diğer örneğe gelelim. Eğer bir iyonla polar bir molekül arasındaysa. Bak polarlık da nereden gelecek? Oksijen kısmı eksi, hidrojenler kısmı artı yüklü. Dolayısıyla da bunun artısıyla bunun eksisi arasında bir çekim oluşacak. İşte bu etkileşime şu anda ne diyeceğiz? İyon dipol etkileşimi adını vereceğiz. Çünkü iyonik bir bileşikten iyon gelmiş. Onun tanecik adı bu. Polar moleküllere de dipol adını veriyorduk. Polar olması burada dipol ismini kullanmamız için yeterliydi. O yüzden etkileşimin türü iyon dipoldür diyeceğiz. Eğer polar bir molekülle apolar bir molekül arasındaki etkileşime bakacaksak. Bak burada polarlık var. Brom kısmı eksi, hidrojen kısmı artı olarak yüklenmiş. Ama karbondioksitte böyle bir yüklenme söz konusu değil. Çünkü orada apolar bir durum söz konusu. Hani iki tarafta da oksijen var. Dengeli bir yapı var. Dolayısıyla bunlar arasında oluşan etkileşimin aslında dipol dipol ve iyon dipolden daha zayıf olmasını bekleyeceğiz. Yüklenme çok daha az olduğu için. Ve buradaki bağ diyeceğiz ki eğer bir polar molekül varsa orada dipol oluşuyordu. Apolar bir molekül varsa orada indüklenmiş dipol oluşuyordu. Demek ki bizim etkileşimimizin türü dipol indüklenmiş dipoldür bu iki molekül arasında. Veya eksi ya da artı yüklü olması fark etmiyor. Eğer bir iyon varsa tabii ki bunu iyon olarak adlandıracağız. Buradaki gibi metan gibi bir apolar molekül yapısı varsa da buna indüklenmiş dipol diyecektik. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki etkileşimin türü nedir dersek ne olacak arkadaşlar? İyon geliyor. Bir de bunun yanı sıra indüklenmiş dipol geliyor. Etkileşimin türü iyon indüklenmiş dipol oluyor. Eğer ikisi de apolarsa ne olacak peki? Şimdi ikisi de apolarsa ikisi de sadece anlık olarak kutuplaşacak ve çok 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 daha zayıf bir etkileşim oluşacak bunlar arasında. Hani ikisi içinde şu taraf artıdır bu taraf eksidir dememiz mümkün değil, söz konusu değil. Dolayısıyla da arkadaşlar diyeceğiz ki buradaki etkileşimin türü ikisi de apolar olduğu için ikisinden de indüklenmiş dipoller gelecek ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olarak adlandıracak. İşte burada özel isim devreye giriyor arkadaşlar. Bu etkileşime de London çekim kuvveti adını vereceğiz özel adıyla.
Hemen bir soru çözelim o zaman bakalım. İyi anlamış mıyız? Aşağıdaki tanecik çiftleri arasında oluşan etkileşim türünü belirtiniz demiş. Şimdi taneciklerin polar mı, apolar mı yoksa iyon mu olduğunu belirlersek tanecikler arası etkileşimi de kolaylıkla belirleriz demek oluyor. Şimdi C6H6 vermiş. Arkadaşlar demiştik ki önceki dersten hatırlayalım. Eğer bir hidrokarbon molekülü varsa, yani molekülün içerisinde sadece karbon ve hidrojenler varsa, bu onun apolar olduğunu gösterir. Diğerine geçiyoruz. NH3 molekülü. Bak Lewis yapısından gidelim. Azot 5A grubunda olduğuna göre şöyle 5 tane elektron olacaktı. Ve yalnız kalan elektronlar hidrojenle bağ yapacaktı. Ve demiştik ki merkez atomunda eğer elektron çifti kalıyorsa bu o molekülün polar bir molekül olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla biri polar, diğeri apolar. Yani birisi dipol, diğeri indüklenmiş dipol. Etkileşimin türü o zaman ne olacak arkadaşlar? Dipol, indüklenmiş dipol olacak. CF4 ve BR2 diyor. CF4. Hemen molekülün Lewis yapısından yine hatırlayalım. Şimdi 4 tane flor çizeceğiz. Karbon her zaman için 4 bağ yapıyordu, unutmuyoruz. Florun elektronlarını da koyalım. Bak burada kutuplaşmaya sebep olacak bir etki var mı? Her 4 tarafını da florlar sarmış. Dolayısıyla her taraftan eşit kuvvetle çekiliyor bu elektronlar. Yani CF4 bileşiği apolardır. Yapıştırdık. BR2'ye gelelim. Demiştik ki bütün diatomik element molekülleri, yani BR2, CR2, H2, O2 fark etmiyor. Hepsi apolar özellik gösterir. Şimdi ikisi de apolarsa burada ikisi de indüklenmiş dipol olacak. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi, yani özel adıyla London çekim kuvveti olduğunu söyleyeceğiz ki tekrar hatırlayalım. Zayıf etkileşimlerin de en zayıfı bu bağ türüydü. Diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Su. Suyun hemen Lewis yapısını tekrar hatırlayalım. Şöyle bir 6 tane elektronu vardı ve yalnız elektronlar hidrojene bağlanıyordu. Bak böyle bir durum olduğu için oksijen kısmi eksi, hidrojenler kısmi artı yükle yükleniyordu ve kutuplaşma oluşuyordu. Merkez atomdaki elektron çiftleri bu kutuplaşmanın temel sebebiydi. Yapıştıralım, su o zaman polar bir moleküldür. Magnezyum nitrat, bir kere metali görüyorsak arkadaşlar ne diyorduk? Bu iyonik bir bileşiktir. Başka çaresi yok. O zaman iyonik bir bileşikle polar bir molekül arasındaki etkileşimi türüne bakacağız. İyonik bileşikten her zaman için iyonlar geliyordu. Polar molekülden ise dipoller geleceği için etkileşimin türü iyon dipol olarak adlandırılacaktı. Gelelim pH3 ve NH3'e. pH3 az önce çizdik, zaten bununla aynı. Yani fosfor da 5A grubunda olduğu için pH3 ve NH3 birbirine çok benzer. Lewis formüllerine sahip. Demek ki ikisi de polarmış. İkisi de polar olduğuna göre ne bekliyoruz etkileşimin türü olarak? İkisi de dipol oluşturacağı için dipol dipol bu tanecikler arasındaki etkileşimin türüdür diyeceğiz. Geliyoruz hidrojen bağından bahsetmeye arkadaşlar. Zayıf etkileşimlerin altında çok özel bir tür olarak karşımıza çıkacak. Buradaki kuralımız şu. Fon elementlerinin hidrojenli bileşiklerinde moleküller arasındaki etkileşime hidrojen bağı diyeceğiz. Fon elementleri nedir peki? Flor, oksijen ve azot. Arkadaşlar bu 3 elementin seçilmesinin sebebi elektron negatifliği en yüksek 3 elementin bunlar olması. Hatta bu sırayla en yüksek flor, sonra oksijen, sonra azot geliyor. Yanındaki hidrojenin özelliğini, o da elektronegatifliği en düşük olan ametal. Dolayısıyla bunlardan herhangi birinin molekül yapısında hidrojenle doğrudan bağı varsa bunun molekülleri arasında hidrojen bağı vardır diyeceğiz. Mesela hemen örneklendirelim. Ne gelebilir? Flor ve hidrojen arasında HF bileşiği olabilir. Ya da oksijenle hidrojen arasında H2O olabilir. Azotla hidrojen arasında NH3 olabilir. Bak bunlar zaten temel moleküller. Bunun dışında bir organik bileşiğin yapısında oksijenle hidrojeni yan yana görebiliriz. CH3OH gibi. Ya da işte şöyle değerlendirebiliriz. C2H5 NH2 gibi bir molekül varsa burada da hidrojen bağı ararız. Çünkü azot ve hidrojen arasında doğrudan bağ olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Şimdi bu durum varsa hidrojen bağı vardır diyeceğiz. Peki tanımını nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki iki tane bu kurala uyan molekül yan yana geldiği zaman, bak H ve HF molekülü diyelim. Hidrojen kısmi artı, flor kısmi eksi yükle yüklenecekti. Burada da hidrojen artı, flor kısmi eksi yükle yüklenecek. Bak gene şu bağ molekülün içerisinde olduğu için polar kovalent bağdır. Bunu asla karıştırmıyoruz. Hidrojen bağı dediğimiz şey moleküller arasındaki bağdır. Yani birinin floruyla diğerinin hidrojeni arasındaki etkileşime biz hidrojen bağı diyeceğiz. Aynı şeyi su molekülü için de yapabiliriz. Oksijenin kısmi eksi, hidrojenlerin ise artı yükle yüklendiğini biliyoruz. Aynı şey bunun için de geçerli. Birinin artısıyla diğerinin eksisi, yani birinin hidrojeni ile diğerinin oksijeni arasındaki bu etkileşime biz hidrojen bağı diyeceğiz. Molekülün içerisindeki bağlar hala da polar kovalent özellik korumaya devam ediyor. Şimdi dipol dipol ile bunun ne farkı var peki? Çünkü HCl'yi çizdiğimiz zaman da şöyle bir bağdan bahsetmiştik. Eğer
iki tane hidroklorik asit molekülü yan yana gelirse klorlar kısmi eksi hidrojenler kısmi artı yüklenecek ve arada oluşan çekim kuvvetine dipol dipol adını vereceğiz. Bak gösterim olarak birbirleriyle aynılar. Yani HV ve HCl'nin gösterim arasında hiçbir fark yok. Burada fark şudur hidrojen bağını oluşturan. Florun elektronegatifliği çok daha yüksek olduğu için klora göre. Buradaki elektronegatiflik farkı yüksek oluyor. Dolayısıyla buranın eksileri çok daha eksi. Buranın artıları da çok daha artı oluyor. Yani kutuplaşma çok daha yüksek olduğu için dipol dipole göre çok daha yüksek kuvvete sahip bir bağ oluşturuyor arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca peki HF kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturuyor. Su da kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturuyor. Peki bunlar birbirleri arasında hidrojen bağı oluşturur mu? Bunun cevabı da evet arkadaşlar. Yani iki molekülün her ikisi de bu kurala uygun davranıştaysa aralarındaki etkileşimin türü hidrojen bağı olacak. Bir tanesi bile bu kurala uymuyorsa yani HV ve HCl molekülleri arasındaki etkileşim nedir derse ona dipol dipol diyeceğiz. Çünkü ikisinin de uyması gerekiyor ki hidrojen bağının varlığından bahsedebilelim. Peki hidrojen bağı gibi özel bir bağa neden ihtiyaç duyduk? Şimdi az önce gösterimden söyledik zaten dipol dipol ve hidrojen bağı arasında aslında gösterim olarak hiçbir fark yok. Sadece buradaki özellikler değişiyor arkadaşlar. Şu maddeyi bir hatırlayalım. Demiştik ki periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe yani aslında elektron sayısı arttıkça elektron sayısından dolayı kutuplaşma artar. Kutuplaşma arttığı için de etkileşimin gücü artar. Bu da kaynama noktasının artmasına sebep olur, tamam mı? Dolayısıyla biz 7A grubunun elementlerini karşımıza alıp bunların hidrojenli bileşikleri arasındaki etkileşimleri dolayısıyla da onların kaynama noktalarını kıyaslayacak olursak. Şimdi beklentimiz nedir? Dedi ki periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe arttıkça elektron sayısı dolayısıyla da aslında molekülün kütlesi artar. Kütle arttığı için de kaynama noktası yükselir. O yüzden bunlar arasında en yüksek kaynama noktasının HI'da en düşük olanında HV'de olmasını bekliyoruz bu kurala göre. Ama yaptığımız deneyler bize şunu gösteriyor. Evet harbiden de HI, HBr ve HI'dan daha HCl'den daha yüksek kaynama noktasına sahip. HV'nin normalde burada olmasını beklerken HV gidiyor ta en üstte kaynama noktasına sahip oluyor. Bak HV bu özelliğinden ötürü yani buradaki kurala aykırı bir davranış gösterdiği için diyoruz ki demek ki burada farklı bir etkileşim türü var. Onu daha güçlü yapan bir etken var. Bu da hidrojen bağı olarak tanımlanıyor. Aynı özellik 6A grubunda da var. Normalde aşağı doğru gittikçe hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktasının yükselmesini bekliyoruz. Şimdi bu üçünde bu süreci etkileyen bir durum yok. Yani H2TE bu üçü arasında en yüksek kaynama noktasına sahip. Sonra H2SE geliyor. Sonra H2S geliyor. Şimdi normalde H2O'nun burada olması gerekiyordu değil mi? Kuralımıza göre aşağı doğru gittikçe artması gerektiği için. Ama H2O gidiyor en yüksek kaynama noktasına sahip olan molekülü oluşturuyor. Bu da onun tanecikleri arasındaki etkileşim türünün diğer üçündeki etkileşim türünden farklı olduğunu bize gösteriyor ki o bağ türüne biz hidrojen bağı adını veriyoruz. Bunu şöyle bir grafikle daha iyi görelim, anlayalım arkadaşlar. Mesela hangi elementler için var dedik? Fon elementleri. Flor 7A'da, oksijen 6A'da, azot da 5A'da yer alıyor. Şimdi bunların grafiklerine baktığımız zaman 2. 3. 4. ve 5. periyot elementlerinin o hidrojenli bileşiklerinde bak 3 4 5 periyot elementlerinde aşağı doğru gittikçe kaynama noktasının arttığını görüyoruz. Ama 2. periyot elementi yani oksijenin hidrojenli bileşiği bunların hepsinden daha yüksek kaynama noktasına sahip. İşte grafikteki bu farklılık onun hidrojen bağına sahip olduğunu gösteriyor. Aynı şey 7A grubunda da var, 5A grubunda da var. Yani NH3'ün de pH3'ten daha yüksek kaynama noktasına sahip olmasının sebebi hidrojen bağı içermesi. Ama bu durum 4A grubunda yok. CH4 diğer 4A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerine göre daha düşük kaynama noktasına sahip. Demek ki buradaki etkileşim türü bunlardan çok da farklı değilmiş. Hatta bu özelliği bozmadığı için en zayıf etkileşim CH4'teymiş diyebiliyoruz. Bu da buradaki 3 elementin hidrojenli bileşiklerinin farklı bir etkileşim türüne yani hidrojen bağına sahip olduğunu bize kanıtlayan en önemli veri oluyor. Tam burada arkadaşlar etkin etkileşim türü diye bir kavram karşımıza çıkacak. Sorularda da bununla sıklıkla karşılaşacağız. Bak etkileşim türü nedir sorusuyla etkin etkileşim türü nedir sorusu birbirine aslında çok farklı. Diyeceğiz ki biz eğer hidrojen bağı, dipol dipol ve London çekim kuvvetlerini birbiriyle kıyaslayacak olursak
Hidrojen bağı bunlar arasındaki en güçlüdür. Hani zaten zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür demiştik. Ardından dipol dipol gelecek. London ise sadece apolar moleküller arasında oluşan çok zayıf etkileşimler olduğu için en zayıf bu olacak, tamam mı? Dolayısıyla bunları kıyasladığımız zaman bir molekülün içerisinde, moleküllerin arasında daha doğrusu, bu etkileşimlerden en güçlüsü hangisi ise oradaki etkileşim, etkin etkileşim türü olacak. Mesela Cl2'den bahsederek başlayalım arkadaşlar. Şimdi Cl2 polar mı apolar mı? Önce bir ona cevap verelim. Bunun apolar olduğunu biliyoruz çünkü diatomik element molekülü hepsi apolardı. Dolayısıyla buradaki oluşan etkileşim türünün London olmasını bekliyoruz. Apolar olduğu için indüklenmiş dipoller oluşturacak bize. Sadece London olduğu için de etkin etkileşim türü burada London'dır diyeceğiz. Ama HCl'ye geldiğimiz zaman bak bu polar bir molekül yapısı, kutuplaşması var. Ama Phong kuralına uyuyor mu? Hayır, uymuyor. Flor, oksijen, azot elementlerinden birisi yok. Bu durumda diyeceğiz ki hidrojen bağı burada olamaz. Ne var peki? Polarlıktan ötürü dipol-dipol etkileşimleri var. Ama bu kutuplaşma kendiliğinden olmasına rağmen dış etkiyle bir indüklenme de gene gerçekleşiyor sonuç itibariyle. İşte o indüklenmeden ötürü London çekim kuvveti de burada yine olmak zorunda. Ama dipol dipol varken London'ın esamesi okumaz, dipol dipol çok daha güçlü olduğu için. O yüzden diyeceğiz ki hidroklorik asit molekülleri arasında hangi etkileşimler vardır sorusunun cevabı dipol dipol ve London olacak. Bu ikisi de var. Etkin etkileşim hangisidir derse oradaki cevabımız işte dipol dipol olacak. Suya gelecek olursak suyun yine polar moleküller olduğunu biliyoruz ve bunun üstüne bir de Phong kuralına uyduğunu görüyoruz arkadaşlar. Phong kuralına da uygun davranışta. Dolayısıyla diyeceğiz ki burada Phong kuralı da varsa hidrojen bağı vardır. Şimdi hidrojen bağı var ama kutuplaşmadan ötürü, yani polarlıktan ötürü dipol dipol etkileşimleri de vardır aynı zamanda bu moleküller arasında. Her yerde olduğu gibi burada da yine indüklenme durumu olacağı için London çekim kuvvetleri de vardır. Yani hidrojen bağı varsa orada illaki dipol dipol ve London'da vardır etkileşim türü olarak. Ama soru bize etkin etkileşim türü hangisidir derse bunlar arasındaki en güçlüsü hidrojen bağı olduğu için etkin olan etkileşim hidrojen bağıdır diyeceğiz. Hemen bir soru çözelim. Aşağıdaki taneciklerin aynı şartlarda kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi belirtiniz demiş. Bak 7A grubundan flor, klor, brom bu şekilde aşağı doğru gittiğini biliyoruz. Şimdi HF, HCl, HBr, F2, Cl2, Br2 bu molekülleri kıyaslayacaksak yapacağımız ilk iş şu olacak. Bu moleküller arasında oluşan etkileşim türü nedir? Etkin etkileşim türü nedir? Bunu belirleyeceğiz. Bak HF'de bahsedip durduk zaten, hidrojen bağı var. HCl ve HBr polar moleküller olduğu için bunların tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimleri var. Bu üçüne gelecek olursak apolar molekül yapılar olduğu için tanecikler arasında etkin etkileşim türü London çekim kuvveti olacak. O zaman hemen şunu yapıştırırız bak. Bunları gördüysek en kuvvetlisinin tabii ki hidrojen bağı olmasını bekleyeceğiz. Yani HF en büyüktür. Sonra dipol dipoller gelecek. Peki bunları kendi içerisinde nasıl kıyaslarız? Cl ve Br periyodik sistemdeki yerlerine baktığımız zaman hangisi daha aşağıdaysa onun kaynama noktasının daha yüksek olmasını bekliyoruz demiştik. O yüzden HBr HCl'den daha yüksek bir kaynama noktasına sahip olacak. Ardından da London çekim kuvvetlerine geldiğimiz zaman üçü de London. Dolayısıyla yine periyodik sisteme gidiyoruz. Hangisi en aşağıdaysa en yüksek kaynama noktası onda olacak. O yüzden Br2 büyüktür. Cl2 en küçük de F2'dir diyeceğiz. Apolar moleküllerde flor olması bir etkide bulunmuyor. Onun kutuplaşmadığı için ve elektron sayısı çok az olduğu için en düşük kaynama noktasına sahip olmasını bekliyoruz. Ama HF'ye geldiğimiz zaman hidrojen bağı gibi ekstra kuvvetli bir bağ içerdiği için o en yüksek kaynama noktasına sahip olan molekül olacak. Şimdi neler yaptık şöyle bir tekrar gözden geçirelim. Van der Waals bağlarından bahsettik. 5 tane alt türü vardır dedik bunun. Eğer polar bir molekül varsa dipol, apolar bir molekül veya soy gaz varsa indüklenmiş dipol veya iyonik bir bileşik varsa da iyon adını alır. Buna göre de isimlendirmeleri yapılır dedik. Ardından hidrojen bağlarından bahsettik. Hidrojen bağları fon elementlerinin hidrojenli bileşiklerinde moleküller arasındaki etkileşimdir dedik. Etkileşimlerin fiziksel özelliklerle kıyaslanmasını, özellikle kaynama noktasıyla ilişkisini belirledik. Çünkü tanecikler arasındaki etkileşim ne kadar güçlü olursa kaynama noktasının o kadar yüksek olmasını bekliyoruz. Ve tabii ki bu da fiziksel özellikler arasındaki ilişkiyi bize anlatmış oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödül sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tam da burada yeniden görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.